Efendim 30-40 dakikamız var. Hızlı bir toparlama yapalım. Çünkü saat 21 itibariyle artık sonuçlar gelmeye başlayacak. Bize gelecek ama biz veremiyoruz tabii biliyorsunuz. Yavaş yavaş göreceğiz. Artık sandıklar kapandı. Oy verme işlemimiz tamamlandı tamamıyla. Şimdi bizi aslında soru şu. 25 Haziran sabahı itibariyle nasıl bir Türkiye'ye uyanacağız? Çünkü Yusuf Bey sizinle başlayayım bu sefer. Hem başkanlık sistemi yani Cumhurbaşkanlığı, parti Cumhurbaşkanlığı sistemi ama meclis 550 milletvekilinden 600'e çıkıyor. Biraz Amerikanvari bir acaba Senato Kongo hikayesi gibi mi olacak? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın hep vurguladığı bir konu var. Güçlü meclis. Evet. Hep bunu söyledi. Başkanlık sistemi ilk tartışılırken meclisin herhangi bir görevi veya işte olmayacak zayıf bir meclis yorumları çok yapılmıştı ama tam tersi bir durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise çok önemsiyor. Burada Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı yoğunlukta olacak? Açıklamalara da vardı keza biliyorsunuz. Biraz onlardan da bahsedelim. Çünkü onu merak ediyoruz. Evet. Sondan başlayarak o zaman hızlı bir şekilde cevaplamak istiyorum suallerinizi. Muhalefet 16 Nisan'da başkanlık sistemiyle ilgili yapılan referandumda kapı kapı dolaşarak aslında parlamentonun, meclisin artık önemini yitirdiği ve kapısına kilit vurulduğunu söylese de bu seçimlerde de net bir şekilde yaptıkları ittifak ile gördük ki meclisin Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerindeki denetim yetkisini kullanabilecek en önemli yasama organı olarak kurum olduğunu ve bu sistemde bunun işlevinin daha fazla olduğunu net bir şekilde gördüğü için bu noktada birçok ittifakların içerisine girmek durumunda kaldı. Bu kötü bir şey değil tabii ki. Çünkü yasamanın yürütme üzerindeki denetiminin ne kadar etkinliği artarsa ülkedeki her türden yürütmeye dair işlemler daha şeffaf, daha hesap verilebilir bir hale gelecek ki bu parlamenter sistemde bu kadar etkin bir şekilde kullanılamıyordu. Dolayısıyla